Hadi dışarı çıkalım. Hadi bahçeye. Hava alacağız. Burada daha fazla durursak ciddi şeyler olur. Geçer, geçer. Onlar geçer. Ne alıyorsun? Bugün evde tamamen bir kaos var. İlk önce Onur geldi Aycan'la konuşmak için. Aycan'ın annesinin yüzünden bir sorun çıktı aralarında ama bunun sebebini biz anlayamadık. Tuğçe orada kendi fikrini söyledi. Acaba bundan mı, acaba şundan mı diye. Aycan, Tuğçe'nin söylediği hiçbir şeyi hazmedemedi. Hiçbir şeyi kabul edemedi. Evet, ben de Tuğçe'nin karşısındaydım günlerdir. Söylediği şeylere ben de karşıydım. Ama ta ki onlar karşı karşıya gelene kadar. Herkes kendi fikirlerini söylemekte özgür. Herkes kendi düşüncelerini söyleyebilir bu evde. Çünkü bu evde biz yaşananları konuşuyoruz. Yaşanmışlıkları değil. Kimseye iftira atmıyoruz. Tuğçe olanları söyledi. Aycan da geçmişinde olanları hazmedemedi. Tam dışarı çıkartıyordum seni. İnanamadım ya. Bak, tam gidiyorum. Sakinliğimi korudum. Gerçekten de korudum. Ama Didem, çok özür dilerim. Adnan ve Gökhan algısını tekrar açmanın. Hadi Adnan ne alaka abi? Adnan Onur'la kardeş abi muhabbeti var. Bizim seninle yakınlığımız artık çok farklı. Dörtlü bir araya gelmişiz. Bu hepimize söylenmiş bir şey. Programın en başındaki en şey başı bu bir de. Yani kimsenin kimseyi zaten tanımadığı, bu kadar bağ kurmadığı bir zamanda. Evet, ki orada da geçmiş konu artık 5-6 ay yani. Adnan'dan çıkmıştı. Senle ikimizin şeyine dönmüştü de inatlaşmasına biz senle öyle olmuştuk. Bak, Gökhan'ın da burada sevgilisi var. İkisi birbirini çok seviyor. Siz öyle seviyorsunuz. Evlilik yolundasınız. Yani bana önce seni şöyle görmüyorum, böyle görmüyorum deyip annen Adnan'ı mı tövbe yarabbim istiyor, beğeniyor demek ne demek ya? Demek ki ben ona kaç gündür söylediğim her şey o kadar ağır gelmiş, o kadar çok gömmüşüm ki şu an bana bunları doğruları yapıyor. Doğruları duyduğu için buradan benim üstümden ve sana, Adnan'a, işte erkekler evinde Onur'a lafı sokuyor. Anladın mı? Ve bel altı yapıyor bunu. Ben onun o anki durumuyla ilgili konuşuyorum. Ben bugüne kadar seni hiç gördün mü onun? Yok işte Akın'ı, Arca'yı, şunu bunu dediğim hiç. Hatta Kemal geldiğinde bile ondan ona geçtin dediğinde, arkadaşım burası evlilik evi. Tanıya tanıya dedim evleneceği adamı bulacak. Hı. Annem bile aynısını dedi. Biz orada onu savunduk o konuyla. Senle bir de ayrıca ben seni Merve olayında tutmuşum. Kıza şey yapmışım yani, şimdi açıkça söyleyemiyorum. Ben seni savunmuşum orada Tuğçe. Sen yapmasaydın o zaman, yapmasaydın o zaman. Bu nankörlük ne ya? Şimdi bu algının sırası mı? Sadece Onur'la bana laf etseydi bu hareketi hayatta yapmazdım. Ama sizi de karıştırdı. Siz evlilik yolundasınız. Şu an aranız açık. Anladın mı? Böyle bir şeyin gerçekliği tabii ki de asla yok ama ne gerek var? Başına buz şeyiyle gelmiş. Sanki kafasına tuğla düştü yani. Kadının her şeyi abartı, her şeyi yapmacık ya. Gülmesi, yürüyüşü, konuşması, her şey sahte. Her şey sahte. Arka sıra acındıracak, benim üstüme şey yapmaya çalışacak ama insanlar beni o kadar iyi tanıyor ki şu 6 ayda. O kendi derdine yansın. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.